patateslerden 3 çeşidir burada. Bunların 3'ü de, 3'ünün özelliği siyah domates olmaları. Skorpiyon çeşidi. Bunlar tahminen Ağustos, Eylül ayı gibi. Dolayısıyla bunun da büyük ihtimalle bulunduğu ülkede vardı bu siyah mısır. Fakat Türkiye'de çok fazla bilinen, kullanılan bir çeşit. Şehirliği toprakla buluşturmak projesi değil. Ben bundan filet alayım hem de şey yapayım. Öteki topar. Peru bu. Peru'dan geldi bunun tohumları. Burada en enteresan şey, görüyorsunuz bu kahverengi mısır çok kısa boylu. Fakat şu, bu da turuncu renkli bir koçana sahip. Yani turuncu renkli şeyleri evet. Var. Bu çok erkenci. Herhalde tahmin ediyorum bir 15-20 güne kadar çiçek açmaya başlar. Ve literatürün dediğine göre çok büyük bir kafa yapıyormuş. Yemeği de çok güzel. Nilüfer Kent Bostanları'nda her sene Bursa içinde ya da dışındaki yerlerden toplamış olduğumuz yerel tohumları burada deniyoruz. Fakat sadece yerel tohumlar ya da Türkiye'nin tohumları değil, yurt dışından gelen bazı tohumlar da oluyor. Onların da denemesini yapıyoruz. Tabii yurt dışından gelenler de kendi yerel tohumları, yani kendi yerel standart tohumları. Yani ektiğiniz zaman her sene aynı ürünü veren tohumlar. O tohumları da zaman zaman burada deniyoruz. Örneğin bu sene işte Moğolistan'dan ay çekirdeğin bir çeşit geldi. Onu deniyoruz. Mısır 5-6 çeşit Peru ve Uruguay'dan gelen çeşit var. Onları deniyoruz. İşte 2 tane Fransız fasulyesi var. Onları deniyoruz. Yani kendi bölgelerinde yerel olarak yetiştirdikleri standart tohumlar bunlar. Hibrit tohumlar değil. Bunların işte bu iklime, coğrafyaya, topraklara uyum göstermesi ve verimli bir ürün vermeleri halinde de bunların tohumlarını çoğaltıp gene meraklılarına, halkımıza dağıtacağız. Nasıl yerim alacağım peki? Valla şimdiye kadar yaptığımız şeylerden 3-4 tanesinden çok güzel verim aldık. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs kabağıydı. Tohumlarını Kıbrıs'tan aldığımız ve bizim kestane kabağı kıvamında tatlıların yapıldığı bir kabak çeşidiydi. Afrika'dan bir bamya çeşidi gelmişti. Çok güzel bir verim verdi. Bizim bildiğimiz küçük bamyanın aksine çok büyük, fakat büyük olduğu halde tazeliğini yitirmeyen, kartlaşmamış ve kızartması, çorbası çok güzel olan bir bamyaydı. Mesela bunları denedik. Çok verimli sonuçlar verdiler. Bunun dışında aklıma gelen bir taze kabak var, sakız kabağı. Bunun da menşei mesela Brezilya. Ve o kadar verimli bir çeşit ki, yani bitki başına çok rahatlıkla 7-8 kilo kabak alabilirsiniz. Onun da tohumlarını çoğalttık ve isteyenlere dağıttık. Evet, Ürünlü bölgemizde yapmış olduğumuz bir çalışma var. Kent Bostanları adına verdiğimiz ve orada yerli tohumları üretiyoruz. Dolayısıyla bu tohumların birbirleri takasını da gerçekleştirip bütün Türkiye genelinde yaygın bir şekilde yerli tohum üretimini desteklemektir amacımız aslında bakarsanız. Bunun bir örneğini aslında şeyde yapıyoruz, şu anda Kent Bostanları'nda yapıyoruz ürünü de. Evet, yaklaşık 200 çeşit ürün yapıldı Kent Bostanları'nda. Hatta bununla ilgili bir tohum kütüphanesi adı verdiğimiz bir de kütüphanemiz de var işin içerisinde. Dolayısıyla artık bu lavanta türü ürünlerinde ve safran türü ürünlerinde yakın bir zamanda çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Yani bu örneklemeler içerisinde 200 çeşit ürünümüz var. Diyorum ya, bunları da farklı bölgelerdeki takaslarla da daha da
genişletmektir zaten hedefimiz ve yapıyoruz da. Takas tohum şenliklerimiz oluyor biliyorsunuz her yıl. Onları da takip ediyorsunuz.